Saç kurutma makinesi motoruyla kendi yaptığımız motorun karşılaştırılması. İşte motorumuz bu. Motoru oluşturan parçalardan ve bu parçaların nasıl çalıştığından bahsetmiştik. Şimdi kendi yaptığımız motorun bu motora hangi açılardan benzediğini anlatmaya çalışacağım. Bunlar kalıcı mıknatıslar. Buradaki bu parçanın yani saç kurutma makinesinin motorundaki kalıcı mıknatısın görevini üstleniyorlar. Ve burada karşılıklı kutuplar birbirine zıt. Yani yan yana koyarsanız mıknatıslar birbirine yapışır. Çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. Kutupların zıt olması çok önemli. Bu sayede rotor yani bu sargı sürekli olarak dönebiliyor. Bizim motorumuzun komütatörü görmek zor ama buradaki çıplak bakır tel Kablonun bu tarafındaki yalıtkan kılıfı soyduk ama bu tarafındakini olduğu gibi bıraktık. Yalıtkan malzeme şeffaf vernik olduğu için görmek biraz zor. İşte bu malzemeyi kablonun bir tarafından bıçakla soyduk. Bu sayede kablonun bu kısmı tıpkı bu motordaki komutatör gibi işlev görüyor. Enerjiyi buradaki kontaktan komutatöre ileten fırçanın yerine de bu pulları kullandık. Pullar Pilden gelen akımı komütatöre yani kabloya iletiyor. Sonra bu akım sargıdan yani rotordan geçiyor. Sonra da buradan geçip pile geri dönüyor ve devre tamamlanmış oluyor. Akımın görevi bu kalıcı mıknatıslara direnç gösteren bir elektromıknatıs oluşturarak rotoru ve dolayısıyla pervaneyi döndürmek. Tıpkı bu motorun saç kurutma makinesindeki pervaneyi döndürmesi gibi. Bakalım nasıl çalışıyor. Saç kurutma makinesinde motoru çalıştırıp pervaneyi döndürmeye yarayan bir anahtar vardı. Aynısından bizim motorumuzda da var. Görüyorsunuz, pervanemiz dönüyor. Kapatıyoruz ve pervanemiz duruyor.